Evet, muhabirimiz Büşra Seyis, Veri Eren Atay'ın kaybolduğu gün son görüldüğü yer olan İzmir Çeşme'nin güneyindeki Delikli Koy mevkiinde. Veli'yi kaybolduğu gün gördüğünü söyleyen bir izleyicimiz var. Mehmet Bozkurt var yanında. Evet Büşra'cığım, Mehmet Bey'e bir dönelim. O gün Veli'yi nasıl gördü, nerede gördü bize bir anlatsın lütfen. Günaydın. Merhaba Mümin Hanım. Ben Veli'yi kaybolduğu daha doğrusu Delikli Koy'a geldikten bir gün sonra, yani pazar günü 11 ile 12 buçuk arası benim burada çadırda oturduğumuz esnada, tabii ki o gün çok kalabalıktı burada hafta sonu olduğu için, geldi masamıza oturdu, elinde birkaç tane çöp vardı, hani bu yerden toplanmış çöpler, bir tanesi de böyle cips poşetiydi çöpün. Ben böyle baktığım zaman böyle bir mesup, yani biraz engelli gibi hissettim. Benim de bir tane engelli kardeşim var çünkü. Elindeki çöpleri aldım, attım. Sonra ona bir tane cips açtım, verdim. Su verdim, soğuk su. Tabii bu arada üstünde hiçbir şey yoktu. Altında sadece bir pantolon, ayakkabı, herhangi başka bir şey yoktu. Ne geziyorsun sen dedim. Arkadaşlarla geldim dedi. Arkadaşların nerede diye sordum. Top oynuyorlar, basketbol oynuyorlar dedi. Tabii ben hani engelli olduğunu sandığım için bir şey diyemedim o esnada. Sonra kola istedi. Kola yok mu dedi. Ben de dedim kolamız kalmadı. İleride kantin var. İstersen oradan alabilirsin dedim. Tamam dedi. Cipsi de eline aldı. Kalktı gitti. Ondan sonra da bir daha görmedim kesinlikle. Tabii daha sonra sosyal medyada ailesinin kayıp ilanını gördüm. Ailesini aradım. Tekrar buraya geldim. Ailesiyle görüştüm. Dediğim gibi hani ben kesinlikle engelli olarak gördüğüm için, hatta sosyal medyada paylaşımında uzaklaşmadan inşallah bulunur diye de yazmıştım. Çünkü öyle hissetmiştim. Ama daha sonra öğrendim ki farklı nedenlerden dolayı o hale gelmiş. Yani ondan sonra ne haber aldım ne de gördüm. O gün yine biz akşama kadar buradaydık. Sizin oğlunuzun yasaklı maddeyle ilgili bir sorunu var mıydı? Biz şöyle bir şey bilmiyorduk. Sonradan arkadaşların söylediği evet. Yani siz ama kaybolana kadar bildiğiniz bir sorunu yoktu. Yoktu. Evet. Bilgimiz yoktu. Yani o günde bir yasaklı madde mi kullandığını söylüyor arkadaşlar. Söylüyor. Arkadaşlar evet. Aynen öyle. Ama bu nasıl bir madde ki geceden kullanıp beyefendi diyor ki ben ertesi gün 12'de 1'de gördüm. Müge Hanım. Oluyor mu? Devam eder mi? Evet. Şimdi yani geç saatte kullandıysa, oldukça geç saatte kullandıysa etkisi devam edebilir. Etkisi devam eder. Şöyle bir şey, sabah oraya gidiyor ya. Konuşuyor arkadaşları, onu da söylemiştim yani. O ne haber falan filan, hani konuşulmuş. Çocuk demek ki o kadar o halde değil. Ben orada ekstra bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki sabah saatlerinde tekrar yasaklı madde kullandıysa hani. Onu düşünüyorum. Evet. Şu hale, şunu anlatıyorlar ya, içimiz yanıyor. O hale gelene kadar çünkü tekrardan bir şey alınması gerekiyor. O yüzden o gün orada olan arkadaşları, onu gördüm diyen arkadaşları lütfen bağlanıp tekrar doğru olan ne varsa, ne halde gördüler, bir daha tekrar gördüler mi bize anlatsınlar istiyorum. Lütfen. Evet, siz de arkadaşınıza ve arkadaşınızın ailesine yardımcı olun gençler. Ya yaşları da küçük, ben şimdi o yüzden de çok aslında hani onları da deşifre etmek istemiyorum ama yani bilgi sahibi, şu anlatılanlardan farklı bir bilgi sahibi olan varsa bilgi bekliyoruz tabii ki. Peki Mehmet Bey, Büşra'cığım bir orayı gösterir misiniz? Şimdi sizin çadırınız neresi? Yani bu çocuk nereden geldi, nereye gitti? Bir orayı da bize bir gösterir misiniz? Benim çadırım şu anda gördüğünüz yerde, bulunduğumuz yerden oraya doğru geldi. Yalnız o gün hafta sonu olduğu için bayağı bir kalabalıktı. Benim çadırın önünde de çadırlar vardı. Hatta o çadırların arasından geldiği için, ailelerin içinden, ben yine de dediğim gibi engelli olduğunu oradan da hissettim bir parça. Sonra ne tarafa doğru yürüdü? Geldi doğrudan oturdu, yani hiçbir şey söylemeden. Şimdi bazı yerlerde de kesinti yaşanıyormuş ama o şöyle söyleyeyim ben size, benim çadırdan. Ne tarafa yürüdü sonra? Bir yürüyün bakalım Büşra, çektiği kadar. Benim çadırdan geldi yine böyle bir kantine doğru. Buraya kadar, bu esnaya kadar yürüdüğünü gördüm. Ondan sonra benim görüş alanından çıkıyor zaten. Altında pantolon var dediniz. Nasıl bir pantolon vardı? Kot pantolon mu, şort mu, ne? Mavi kot pantolon. Mavi kot pantolon, beyaz spor ayakkabı. Beyaz spor ayakkabı. Büşra'cığım bir yürüyün.
Duyuyor musun beni Büşra? Yani o tarafa doğru yürüdü diyor değilim ya beyefendi. Şöyle. Yürüyün... Evet duyuyorum Müge Hanım. Tamam yürü bir yürüyünce nereye gidiliyor? Ben hiç orayı bilmiyorum. Şimdi Müge Hanım burası... Hadi yürü yavrum yürü. Müge Hanım şimdi şöyle burası yukarıda Kemal... Kameraman arkadaşım Kemal Meniz'den de rica ediyorum göstersin. Dolmuşla geliniyor. Şu an ilerlediğim noktadan bu patika kullanılarak ana yoldan buraya geliniyor. Mehmet Bey'in yanından ayrıldıktan sonra hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz... Kantin tarzı bulunan bu konteynerden bir şeyler alıyor. Daha sonra buradan ilerliyor. Almış mı otopark... o kolayı? O kola dediği şeyi de almış mı kolalı içeceği? İlerlediği noktada yine bu patika. Büşra o kolalı içeceği almış mı orada? Hani demişim... Buradan kola almadı, almadı. Aldı diyorsun. Almamış. O yüzden aldı diyorsun ya. Almamış Müge Hanım. O büfenin önüne cipsleri dökmüş. Şimdi oradaki bey yok herhalde orada. Ondan sonra cipsleri oraya dökmüş. Ne yapıyorsun sen demiş. He. O büfede olan beyefendi. Ondan sonra hatta süpürmüş falan. O büfenin de bir etrafında gezmiş. Sonra şu burasının arkası otopark bakın Müge Hanım. Oraya doğru mu gitmiş? Büşra yürür müsün canım benim? Duyuyorsan eğer beni. İlerleyelim oraya doğru. Ama hızlı. Hadi vakit geçiyor. Koş. Büşra gitsene yavrum. Aa. Evet, koya gelenler tamam, burada arabasını park arada, ediyor. Sonra gidecek, açılacak bir yerde eve. Hı hı. Tamam, burası hafta sonu dolu oluyor. Evet, tamam, araba. Buradan sonra buradan gideceği neresi var yani bu çocuğun? Tekrar yola mı çıkıyor buradan? Yola çıkıyor buradan? Şurası. Ana yola bağlanan. Ana yola bağlanan bir yol orası. Müge Hanım, fakat yalnız, şöyle bir durum da var. Hemen o çadırın yan tarafında... Yukarı doğru giden böyle hafif böyle bir patika gibi yer var. Çalılarla, taşlarla ama yürünebiliyor. Jandarmanın getirdiği iki tane köpek ayrı ayrı test yapıldı. O patikadan yukarıya çıktı o köpekler. Şimdi bakın ana yola bu çıkıyor yoldan şu anda. Değil, bu yoldan değil. Değil köpekler. O beyefendinin çadırının yan tarafından. O zaman çadırdan çıktı muhtemelen. Tamam ama Büşra beyefendinin... Kantine gitmiş olabilir. Kantinden sonra aileler de görüyor ya çadırda. Sonra orada dolanmıştır. Hemen onu da soralım evet. O zaman. Büşra, bu Mehmet Bozkurt'un çadırının yanından bir yol yukarı çıkıyormuş patikadan. Çıktı. O neresi oluyor? Aynı yere bağlanıyor. Aynı yere bağlanması lazım. Onun çıktığı yer neresi? Şimdi biraz oradan daha geri gelmesin. Çıktığı yer biraz daha ileride. Soralım Mehmet Bey'e hemen. Tamam, Mehmet Bey'in çadırından yukarı çıkarsak sizin nereye patikanız çıkıyor? Sizin çadırınız patika var. Yol değil arası. Orası aslında patika yol değil. Ağaçların arasından evet, ağaçlar. Hani aynı tepeye çıkan yol yine buraya bağlanıyor. Bir bakabilir aynı miyiz şey. Oraya da? Bir bakabilir miyiz? Neresi orası? Köpekler oraya gittiyse oradan hı-hı. Bakalım. Göstereyim mi? Çadırın orada. Yok yok bakalım geri hızlıca. Gelsinler. O... Oğlum yürüdüğü yer. Yo buradan aşağıya tekrar inmenize gerek yok ki. Aynı yola bağlanıyormuşsunuz. Büşra'cığım aynı oradan yola bağlanacaksınız. Çok o sadece zor olacak. Çadırdan yukarı çıktığında nereye çıktınız? Depede yalnız Müge Hanım gösteremeyiz. Buradan gözükmüyor. Ha, öyle mi? O zaman tamam. Tamam o zaman şey, farklı bir yerden. Hayır. Depe. Oradan gözükmüyor. Tamam oraya gidin o zaman tamam. Evet çadırın yanından üste çıkıyor yani çok farklı. Tamam oraya gider misiniz Büşra? Farklı bir yer söylüyor ama bak onlar. Aynı bir dakika yola bekleyelim bir gösterdi. Tamam. Bekleyin siz de rica ediyorum. Şimdi buraları önemli bakın. Ne yazık ki bu çocuk kendinde değil. Mesela işte cipsleri dökmüş adam kızmış. Bir şey bilmiyoruz ki başka birine de bir şey mi yaptı? O sırada bir kavga mı oldu orada? Bir tartışma mı yaşandı? Ya da bir kaza mı oldu? Bir kaza mı oldu o mu söylenmiyor? Buradan mı yukarı çıkılıyormuş bir dakika bakalım. Yok biraz daha ileride. İleride. Burası böyle bir patika yol mu görmem? Bir bırak. Siz zaten kendinize gösterdiği gibi bulsaydınız bulacaktınız. Dur bakalım nereyi söylüyor beyefendi? Buralar tekrar altın çizdiğim hep aranmış. Dün Rami Bey de merak ediyordu. Denize düşmüş olabilir mi? Kayalıklar var mı? Müge Hanım, Mehmet Bey'in çadırı hemen alt tarafta. Oradan da yukarı çıkarsa tekrar bağlanabiliyor. Dün valla ben de bütün koyları, jandarmayı falan her şeyi... Evet, yani bugün... Yok. Peki Mehmet Bey, orada o gün hiçbir kavga sesi, ne bileyim, kavga, dövüş, yani bıçaklama, neyse bir olaylar oldu mu?
Müge Hanım, genelde bu delikli koy iki kısma ayrılıyor. Diğer tarafta böyle parti falan verenler oluyor. Benim bu tarafta çadırın olduğu yerde genelde aileler kafa dinleniyor. Yani sakin bir yer olduğu için geliyor. Ama o gün diğer tarafta polislerin geldiğini, yani bir kavga olduğunu duyduk. Ama kesinlikle gidip görmedim yani. Ha, diğer tarafta olmuş o gün bir kavga, öyle mi? Evet. Biliyor musunuz? Kim sabah kavga saatlerinde çok erken. Biliyorum Müge Hanım ama... Kaçta olmuş sizin duyduğunuz kavga? Saat olarak bilmiyorum da biz bir gün sonra, hani hatta Veli Eren'in o gün orada birileriyle taştığını, yani böyle bir kavgaya onun da olduğunu, burada insanların kendi söylediği şeyler ama kesin emin olarak bilmiyorum. Söyleyin, ne söylediler, siz söyleyin, ne dediler? Hayır, yani o gün orada da kavga çıkarttığını, arkadaşlarının bu yüzden bırakıp gittiğini... Veli bırakıp kavga... gittiğini öyle söylediler yani. Veli kavga çıkartmış, o yüzden mi arkadaşları bırakıp gitti denildi? Yani kavga derken evet, yani böyle söz dinlemiyor, tartışmalar falan olmuş. Öyle otur şeyler olduğunu söylediler.